Spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Futbolun, sporun gündemi oldukça sıcak ve yoğun. Ve bugün tabii ki dün akşamdan yansıyanları konuşacağız. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kazandığı maçlar sonrasında yine hakem tartışmaları var, açıklamalar var, kırmızı kartlar var. Ve tabii ki derbiye yönelik konuşmalarımız olacak, haberlerimiz olacak. Beşiktaş'ta bugün Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Bununla da ilgili bağlantımızı az sonra yapacağız. Bugün kimler var bizlerle birlikte? Zeki Uzundurukan bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Ve Şenol Fidan Hocam bizlerle birlikte. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Bakalım 3 saat boyunca bence güzel bir program olacak. Çok konuşacağımız önemli şeyler var. Soracağım sizlere. Türkiye'de gündem bitmez yani. Bitmiyor. Derbi öncesi iyice böyle tansiyon yükseldi. O tansiyonu bir ölçeceğiz hep beraber. Evet. Peki Furkan Yıldız'a bir gidelim Dolmabahçe'ye. Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Nasıl bir kadro ile çıkacak Beşiktaş? Kadro dışı kalan oyuncuların durumu ne? Son gelişmeleri kendisinden alalım. Sözü Furkan Yıldız'a bırakalım. Onur Yıldız, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hem Zeki abi hem de Şenol hocama da selamlarımı ileteyim. Dolmabahçe'de biraz aslında soğuk havanın etkisini hissettirdiği günlerden birisini yaşıyoruz. Zaman zaman da ufak şiddetli de olsa yağmurun da yine Dolmabahçe'de etkisini hissettirdiğini belirtelim. Beşiktaş son iki Süper Lig karşılaşmasından galibiyet çıkartamamıştı. Siyah beyazlar geçtiğimiz hafta içerisinde perşembe akşamı prestij maçında Lugano deplasmanından galibiyetle dönmeyi başarıp aslında bir nebze olsun moral bulmuştu. Lugano deplasmanından alınan galibiyetle beraber tabii saha içinden ziyade bu özellikle 2023 yılı maç takvimi son iki resmi maç Beşiktaş'ta. Bugün Alanyaspor ve önümüzdeki salı, özür diliyorum, pazartesi akşamı da Hatayspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş. Bu iki karşılaşma kuşkusuz Rıza Çalınbay'ın geleceği açısından da oldukça belirleyici olacak. Yönetimin kendisiyle yapmış olduğu görüşme sonrasında sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesi 27 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı Rıza Hoca'nın ve bu iki maçtan çıkacak olan sonuçlarda 27 Aralık'ta yapılması planlanan o toplantı da çok ama çok belirleyici olacak demek de yanlış olmaz. Beşiktaş'ta tabii kadro konusu oldukça fazla merak ediliyor. Önemli eksikleri var siyah beyazların. 3 isim bu akşamki Alanyaspor maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kaptan Necip, Umut Meraş ve Jetson Fernandez'in tedavileri devam ediyor. Bugün Alanyaspor karşısında yok bu 3 futbolcu. Az önce senin de ifade ettiğin gibi Onur abi, 5 futbolcunun ise kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun ise aslında süreci devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Bu 5 futbolcu A takımla beraber çalışmalara, antrenmanlara dönmüştü. Yine A takım sahasında, antrenman sahasında bu 5 futbolcu grup halinde, o kendi 5 futbolcu bireysel grup halinde daha doğrusu çalışmalarını sürdürüyorlar takımdan ayrı olarak. Taktik antrenmanlarda yoklar. Bugünkü Alanyaspor maçı kadrosunda da bu 5 futbolcunun olmayacağını ifade edelim. Rıza Hoca tarafından maç kadrosuna alınmadı 5 futbolcu. Yani aslında affedildi demek belki doğru değil. Süreç devam ediyor. A takım sahasında çalışmalarını devam ediyorlar. Fakat maç kadrosunda yine bu 5 futbolcu Abubakar, Rozier, Gezal, Erik Bayi ve Jinonana maç kadrosunda olmayacaklar. Peki bu akşam nasıl bir Beşiktaş kadrosu bekliyoruz? Siyah beyazların muhtemelen 11-3 şekilde olacak. Kalede Mert Günok, dörtlü savunmanın sağ tarafında Onur, sol tarafında Arthur Masuaku, ki uzun zamandır devam eden bir sakatlığı vardı Masuaku. Bugünkü karşılaşmaya 11'de başlamasını bekliyoruz. Edindiğimiz son bilgiler bu yönde. Savunma tandeminde ise bugün Amartey ile beraber Omar Koli ikilisini göreceğiz. Önlerinde ise Beşiktaş'ta üçlü bir orta saha dizilişi Amirhac Zahmetovic, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain. Hücumun ise sağ tarafında oyuna girdikten sonra Lugano deplasmanında iyi işler yapmıştı Semih. Bugün Alanyaspor mücadelesine 11'de başlayacak Semih Kılıçsoy'da. Hücumun ise sol tarafında Jackson Buleka ve Enüs Seysa. Bugün Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Alanyaspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 2 Süper Lig maçında 4 puan toplamayı başardı. İstanbul'a Beşiktaş deplasmanında moralli geliyor Fatih Tekke ve öğrencileri. Onlar da aslında Beşiktaş'ın içerisinde bulunmuş olduğu bu karmaşık durumdan faydalanmayı hedefliyorlar kuşkusuz. Herhangi bir eksiği yok Alanyaspor'un. Nasıl bir 11'e çıkacaklar? Bugün muhtemel 11'ini aktaralım hemen konuk ekibinde. Kalede Ertuğrul'u göreceğiz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Augusto, sol tarafında Yusuf Stoper'de. Bugün Lima ile Aliti ikilisi görev alacak. Önlerinde Novaiş ve Richard. Hücumun sağ tarafında Oğuz, sol tarafında Sisto, merkezde
8'de. Efecan Endüstri ise bugün Kordova 11 ile Alanya Spor'un da Beşiktaş deplasmanında sahada olmasını bekliyoruz. Taraftar nezdinde çok ilginin yüksek olmadığını şu an için söyleyebilirim. Dolmabahçe etrafında şu an için çok fazla hareketlilik ve maç hareketliliği yok. Biz yine gün boyu buradan Beşiktaş Alanya Spor maçı için tüm detayları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip ben sözü şimdi tekrardan sana bırakayım Onur Yıldız. Furkan Yıldız'a teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Beşiktaş'la ilgili detayları maç saati yaklaşınca konuşacağız ve Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor sevgili seyirciler. Şu ana kadar alınan sonuçlara ve bugünün programına şöyle bir göz atalım. Bugün de önemli karşılaşmalar var. Saat 17'de ve saat 20'de 4 mücadele oynanacak. Başakşehir Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda 2-1 öndeyken maç yarıda kalmıştı İstanbulspor karşısında. Gaziantep'le Adana Demir 2-2 berabere kaldı. Kayserispor Fenerbahçe maçı nefes kesti. 4-3 kazandı Fenerbahçe. Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Derbi öncesinde iki takım da kazandı. Bir tek sen Antalyaspor Kasımpaşa maçı golsüz bitti. Şu ana kadarki tek golsüz maç. Bugün saat 17'de Yılport Samsunspor, Timosan Konyaspor, Çaykur Rizespor, Siltaşyapı Pendikspor maçları var. Beşiktaş saat 20'de Korendon Alanyaspor'u, MK Ankara Gücü de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bu maç seyircisiz olarak oynanacak. Program bu şekilde. Evet, şimdi dün akşamla ilgili konuşmaya başlayalım. Birazdan basın toplantılarını, röportajları ekranlara getireceğiz. Şenol Hocam'la başlayayım. Önce son maçtan Galatasaray, Babakars Fatih Karagümrük maçıyla bir başlayalım. Gerçekten hani daha kolay kazanması belki beklenebilirdi Galatasaray'ın ama işte tartışmalı pozisyonlar vesaire derken Galatasaray 1-0 kazandı. Nasıl buldunuz Galatasaray'ı derken? Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol, ortaya koyduğu enerjiyle beraber ki Kerem de bunu ifade etti kendisi, enerjimiz biraz düşüktü diye. Enerjiyi ben sahada çok göremedim. Belki de Kopenhag maçının vermiş olduğu turu geçememe, kafalarındaki Şampiyonlar Ligi turunu geçememe, artı Fenerbahçe maçında olmasıyla beraber büyük takımlarda zaman zaman gördüğümüz motivasyon kayıplarını ben Galatasaray takımında da gördüm. Diğer taraftan Fenerbahçe takımında da gördüm. Çünkü kafalarında daha çok önündeki oynayacağı maçlardan çok bir sorusu olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi diye sahaya da yansıdığını açıklıkta ifade etmek gerekiyor. Yansıdığı gördüğümüzü ifade etmek gerekiyor. Diğer taraftan da takımların yani Galatasaray takımınınla beraber sezon başından beri yapılan şöyle bir şey var. Galatasaray takımı geçen seneki şampiyon olmuş takımı zaman zaman oynattığı maçlarda Nelson dahil takıma adapte olmayan yani sonradan transfer edilen Zaha olsun, Sanchez olsun, Endombele olsun gibi bu takıma gelen oyuncular zamanında süre verilmediği için Günay da dahil buna bak Onurcuğum. Niye söylüyorum? Çünkü elinizde bir kadro varsa bu kadroyu siz 3 maçlık, 5 maçlık değil, 34 maçlık veya 40 maçlık, 45 maçlık bir planlamayla gitmeniz gerekiyor. Evet elinizde kaliteli bir kadro var. En büyük sıkıntı da bu kaliteli kadronun birbirine çok yakın olması. O yakınlık da sizin zaman zaman yedeğe koyduğunuz oyuncuların beden diline yansıyor. Zaman zaman da motivasyonu düşürebiliyor. Galatasaray bunu yaşadı mı? Şimdi Günaydın bunu söylemek mümkün değil. Nelson'da bu maç için söylemek mümkün değil. Zaman zaman Mertens'te gördüm. Zaman zaman Nelson'da gördük ki Nelson'un milli takımda yaptığı açıklamalar var. Yani ben hoca olarak baktığım zaman bu oyuncu grubunu hiç tereddüt etmeden rotasyona sokarak önemli olan maçlar dahil 3 maçta ya 3 günde bir maç yapıyorsanız rotasyon üzerinden gitmeniz gerekiyor. Ki bu oyuncu grubunu 90 dakikalık ritimlerini, maç kondisyonlarını elinde tutabilsinler. Oradaki enerjiyi yukarıda tutabilsinler. Yani verdiğim örnek tabii ki kalite olarak oyunculara birbirine yakın olduğu zaman yedekte kalmak istemiyorlar. Çünkü geçmişinde yaptığı çok şeyler var. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu. Ama uzun süre oturttuğunuzda size sorun yaratabiliyorlar. Yani bunu zaman zaman diğer takımlarda gördük. Fenerbahçe bu konuda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray takımının seyircisi önünde belli bir zaten oyun planı var. Oturtmuş olduğu bir organizasyonu var ama sağ içindeki o enerji olmadığı için de
belki de motivasyon kaybından dolayı bu maçı hallederiz diye düşündüklerinden belki maç kafa kafaya gitti. Maçı kopartamadılar. 1-0'da olması ki 1-0'a kadar çünkü Karagümrük ilk kapandı hakikaten. Organize şekilde Galatasaray'a gol pozisyonu vermedi. Hızlı ataklarla tehlikeler yarattı. Golü yedikten sonra da özellikle ikinci yarı Karagümrük'ün ataklarının daha tehlikeli olduğunu söylemek mümkün. Yani biraz daha ileri çıktı. Ama buna karşın tabii Kerem'in de kaçırdığı goller var. Ama genel olarak baktığında Galatasaray takımı dünkü maçtan istediğini aldı diye söyleyebiliriz.